Hadi iyi geceler Ada ablacığım. Aa, dur. Anlamadım, nasıl yani? Sen hani kötü bir rüya görmüştün. Ben sen uyanana kadar yanında duracaktım. Kötü rüya falan görmedim. Neydi peki? Dayım bahçede uyku tutmamış. Çok kahve içtim dedi bana. Ama bana hüsrün gibi geldi. Hadi iyi geceler. Daha ne kadar duracaksın öyle? Uykun mu kaçtı? Benim yüzümden. Bahat yüzünden. Ama sen dalga geçiyorsun. Bence sen benimle dalga geçiyorsun Ada. Anlaşıldı, tamam, iyi geceler. Ada. Ne olacak böyle? Ne olacak böyle? Biz bu Bahat hikayesi yüzünden saçma sapan kavgalar mı edeceğiz? Böyle mi geçireceğiz vaktimizi? Böyle olsun istediğimi mi sanıyorsun? Ne istiyorsun? Ada, ne istiyorsun sen? İstemek yetmiyor işte. Ben ne istediğimi biliyorum ama. Tamam mı? Teyzenlerle konuşup her şeyi halledeceğim. Her şeyi anlatacağım. Bak, eğer konuşmazsak sorun biraz daha büyüyecek. Farkında mısın? Tamam. Tamam, ben konuşacağım teyzemlerle. Neden teyzenlerle konuşmamı istemiyorsun Ada? Neden sen bana engel olmaya çalışıyorsun? Bahat. Bahat'a körü körüne inanıyorlar çünkü. Bahat yani. Sadece bu mu? Başka bir şey yok öyle mi? Bora. Bak. Sen benden önce teyzemlerle konuşursan, teyzem senin ne kadar kararlı olduğunu anlarsa beni Bursa'ya götürecek. Evet öyle dedi. Bursa'ya götüreceğim seni dedi. Sen neden daha önce bunu bana söylemedin Ada? Neden? Bak, biz birbirimize açık olmalıyız, tamam mı? Ben sana neler söyleyemedim bir bilsen. Gerçeği söylesem, beni bir daha görmek istemezsen, seni kaybetmeye dayanabilir miyim? Dayanamam. Ada. Söyleyemedim. Sen de söylememişsin. Teyzemlere yani, tamam mı? Tamam. Tamam Ada. Anlaştık. Bak, biz birbirimize yeterince açık olursak, dürüst olursak diğerleri biraz daha bekleyebilir, tamam mı? Seçer.